Hemen Ihlara Vadisi'nden çıktım şu anda Selim'e. Aksaray merkeze doğru gidilen yoldayım. Dik bir yokuş var. Dik bir yokuşu geçtikten sonra işte abi çok sıcak olduğu için ATM'lerin az bir şey ilerisinde. Bu arada Ihlara Vadisi'ne gelecek olursa ATM'de var. Kahve var burada iki tane. Bir de aşağıda tek bakkala mahrum kalmayın. Hemen ben bilmiyordum. Mesela tek bakkala mahrum kalıyorum. Buradan hemen çok az bir şey böyle 1000 metre yokuş çıktıktan sonra, o yokuş biraz sıkıntılı. Yokuş çıktıktan sonra bir orada bakkal var. Muhtemelen burada manavlık malzemeler de satılıyor olabilir. Bir orada var bakkal. Ondan sonra bir de şu hemen şuradan sola dönüyor. Bir de orada bakkal var solda. Böyle bekliyoruz şu anda. Buradan giden muhtemelen ya köye doğru gidecek ya da şey Aksaray'a doğru. Abi yaklaşık 40 dakikadır arka yolda bekliyorum. Beklemekle artık, hem de sabahın erkeni. Hiç araba geçmiyor. Toplamda 40 dakikada bir kere araba geçti. Bir kere araba geçti. Ben de biraz yürümeye başladım. Orada iki yol var abi. Sağa dönüyorlar, sola dönüyorlar muhtemelen. İçeride biraz işi olan, orası benim durduğum yer tam köy yeri. Merkez daha doğrusu. Şimdi buradan biraz daha ileri gidiyorsun. Artık hiç sağa sola giriş yok. Orada deneyeceğim otostop. Bakalım gidebilir miyim? Ama orası kölgeydi. Çok güzel oluyordu. Hava çok sıcak olduğu için bakalım, ama orada almıyorlar. Burada pek su sıkıntı çekmezsiniz. Her yerde su var ya. Ya ben de bir içeyim. Fadime Güzel Şıh Hüseyin Görür Hayratıymış. Evet. Dayın abim tam kamerayı kapatırken çaya çağırıyor. Bağırıyor oradan birisi bana. Kim bağırıyor, kim bağırıyor? Bir baktım. Gel dedi, çay iç dedi. Çay, sofra ortada dedi. Allah'ını seversen dedi. Gittim bir çay içtim. Allah Allah, çok şükür. Sabah kahvaltımız da orada işte. Yaptık. Şimdi bekliyorum abi Nevşehir. Buradan direkt Nevşehir otoyoluna bağlanan yoldayım. Buradan gidersem bir işte direkt otoyola gidiyor. Otoyolda zaten araba çok olduğu için alan olur. Sağ olsun abim. Bir de serada yetiştiriyorlarmış. Burada yani ben o kadar Ihlara taraflarında da hiç görmedim. Domatesler küçük küçük diye. Sera kurmuşlar abi. Yani her şey yerliydi masada. Biber falan olmuş, domates olmuş. Ben de şaşırdım. Vallahi. Ondan sonra abi dedim, bu ne dedim. Biz sera kurduk dedi. Buraya küçük Adana derler dedi. Şaşırdım. Bu şekilde. Küçük Adana derlermiş. Küçük Kaya mı? Küçük Kaya diye bir yer burası da herhalde. Bekliyorum şimdi biri geçer diye bakalım. Sağ olsun abim, enerji olur diyor, vitamin olur diyor. Adam ya, valla. İyi insanın hali başka işte. Bu şekilde. Bakalım gidebileceğiz. Otoyola bir çıkarsak sıkıntı yok. Evet, saat 11. Yaklaşık herhalde 1,5 saattir buradayım. Vişne yediğim yoldayım. Öyle bir yol yapmışlar ki araba geçmiyor. Ya geçen 2-3 araba, onlar da zaten turist arabası, almıyorlar. Haklılar yani. İpsiz sapsız. Böyle. Hala umutluyum ama. Umudumu yitirmedim. Beklemeye devam. Buradan otoyola 6 kilometre var. Otoyola çıktım. Zaten gerisi problem değil. Otoyoldan direkt Nevşehir'e gidiş. Muhtemelen Ankara otoyolu orası. Böyle abi. Bekliyorum. Umudumu yitirmedim. Umudunuzu yitirmeyin. Emektar da bu arada bir su şişesiyle tutturdum. Gerçekten bana çok kızgın. Abi sonunda o sıkıntılı yoldan kurtulduk. Sağ olsun veteriner abim aldı. Vallahi şükürler olsun, sonunda otoyolu gördük. Ah be, arabaları geçiyor, şükürler olsun be. Vallahi. Şimdi Nevşehir'e yaklaşık 100 kilometre mi, öyle bir şey var herhalde. Tamam, vallahi sonunda otoyolu, çok geçen arabaları gördüm ya, şükürler olsun. Bu abi de var ya, aslında almayacaktı. Ya artık şarkıyı açtım. Baktım umut yok. Öyle oynuyorum, gülüyorum yani. Ondan sonra abi ileride durdu. Geldi geriye, aldı beni. Evet abi, şu giden neydi bu araba ya? Transporter aldı beni. İsmail abim. Sohbetine doyum olmaz. 30 yıl askerlik yapmış. Allah razı olsun. Kendisi beni takip etti. Adamın kralı ya valla.
sohbetine de doymuyor. Nasihatler aldım yine. Adam ya, görmüş geçirmiş kişiden şey yapmak da ayrı oluyor. Helal olsun. Şimdi beni burada yol ayırdımına bırak da Nevşehir'e doğru gideceğim şuradan. Burası Kapadokya diyor bak. Böyle bir şey koymuş. Şuradan Kayseri, havalimanı, Aksaray, Konya diyor. İsmail abimin ağzına sağlık ya. Beni kendisi de takip etti. Kendisi de 30 yıldır neyim böyle askermiş yani. Kampçılığa çok meraklıymış. Kamp malzemeleri de vardı zaten arabada. Helal olsun. Evet, şimdi yolumuzu bir bulalım. Bugünkü yolculuğumuz Ihlara köyünden nereye doğru? Nevşehir'e doğru bakalım. Bugün otostop macerası var. Muhtemelen orada bir tane ev bulacağım. Tanıdık birinden. 2000 evler tarafında herhalde. Orada kalacağım bugün. Ondan sonra Göreme taraflarına geçmeyi düşünüyorum. Bakalım. Evet abi, şu arabada giden aptal olan lan buraya abi geldi, buraya taciz ediyor lan. Gel diyor, eve gidelim diyor, seni misafir ediyorum, takılırız diyor, içeriz diyor. Kamerayı açtım ondan sonra değişik hareketler sergiliyor. Lan gel diyor, takılırız diyor. Ben dedim başka bir de kalacağım dedim. Şey diyor, gel diyor, takılırız diyor. Alkol içersen alırım diyor. Cebine para koyarım diyor. Şey sandı herhalde bizi. Lan nasıl adammış ya. Lan git diyorum, gitmiyor ya. Gel diyor, araba geldi diyor, beraber gidelim diyor. Git diyorum, gitmiyor ya. Allah'ım ya, vallahi ya. Git diyorum, gitmiyor. Sapık lan sapık. Aleni sapık lan, utanmıyor da geyi ya. Git diyorum, gitmiyor ya. Sen diyor gel diyor, onda ne yapacaksın? İpini sapını bilmedin, tanıdık değil diyor. Bende kal diyor. Takılırız ederiz diyor. Sen necesin diyorum, İstanbul'a yola gideceğim, tırcıyım diyor. Burada dayalı döşeli evim var diyor. Değişik ya. Yola gidecekmiş. Tırcı dayalı döşeli evi varmış. Lan vallahi bu var ya, beş parmağın beşi bir değil ha. Vallahi bunlar tırcıların genelini kötülüyor. Yavşağa bak, tırcıyım diyor bir de. Sapık, gay ya. Neyse abi ya, şuradan bir kurtulaydık ya. Tuhaf, oradan değişik değişik geliyor şuradan zaten. Az kaldı da bir gidemedim ki ya. Lan aleni sapık ya. Allah'ım yarabbim, benim bu. Vallahi bahtsız bedevi var ya. Neyse bakalım. Allah'tan kurtulduk yani, bir şey olmadı. Akşam beri olsa herhalde vallahi sıkıntı. Neyse. Başımızdan sağdık ya, gelmeyeceğim diyorum, git diyorum. Olsun diyor, ben seni hava nasıl gezdiririm arabayla diyor. Ben diyorum yarın diyor Göreme'de olacağım dedim. Gel dedim, geleceksen dedim. Gezelim dedim. Ondan sonra şey diyor. Yoo diyor. Ben diyor yarın yola gideceğim diyor. Sen diyor cebine parayı koyuyorum, ben gezerim, gezdiririm diyor. Alkol içiririm diyor. Değişik ya. Vallahi bahtsız bedevi benim işte, ben. Neyse biraz daha otostop deneyelim. Abi vallahi şu an arkada bir tane abi aldı beni. Lan şuraydı buraydı, direkt gidiyorum ben derken abi az bir şey götür. Her neyse. Beni tam var ya, şuraya gidiyorum buraya gidiyorum, karıştıra karıştıra. Tam eve getirdi ya, vallahi tam eve var ya. Kapının önüne taksi çağırsam bu kadar olmazdı. Evet. Nereye geldik? Tabii ki de eve. Neredeki evi? Tanıdık bir yerdeki. Gittim abi, evde kimse yok. Acıktım, bir şey de yok dediler. İki yumurta. İki sarımsak. Bunu abi abi beleşe verdi. Bu da benden olsun dedi. Ondan sonra iki domates, beş biber, bir tane ekmek. Bir de çay koyacağız şimdi.
Çakma. Orijinal biraz. Şurada orijinal zeytinyağından ekliyoruz. Biraz fazla ekledik ama olsun, önemli değil. Çeker zaten. Melemenin temel malzemeleri biber. Ondan sonra domates, yumurta. Temel malzemeleri. Menemen bundan ibarettir. Biber, domatesten. Geriye kalan giren şeyler zevke girer. Soğanı da yapanlar var. Evet, soğanı. Kendi zevkleri doğrultusunda istediğini katabilir insan. Sek erkek menemen tarifi veriyor. Evet, şimdi biberimizi ekleyelim. Abi. Hemen şu kıvama geldi. Ondan sonra hemen benim özel tarifimden olan tabii ki de sarımsağı ekliyorum. Hemen domatesimizi de ekledik abi, biraz karıştırdım. Kapağını kapatıyoruz biraz. Kapağını kapattıktan sonra biraz kendi haline bırakıyoruz. Altında az kısıyoruz. Çayımız da demleniyor burada. Yumurtamız da şurada. Evet. Melemenimiz oluyor. Evet abi. Melemenimiz hazır. Şuradan da çayımızı da bir koyalım. Of be. Vallahi stajyerim bugün değme keyfine. Afiyet olsun.